Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Hayırlı günler, bereketli günler. Rabbim gününüzü, gecenizi, akşamınızı, sabahınızı mübarek etsin inşallah. Şu belaların, musibetlerin def'ine bu sohbetleri vesile etsin inşallah. Çünkü malum hep tekrar ediyoruz, sadaka belayı def eder. Cenab-ı Hak razı oldu mu? İnşallah o bize hücum eden musibetler, belalar, virüsler, depremler, yangınlar hepsi onun elinde. O hepsini inşallah bertaraf eder. Allah hepinizden razı olsun. Gün geçtikçe kat kat artıyor. ...insanlara ulaşıyor bu hakikatler. Biz Cenab-ı Hak katında insanlara onun dinini tebliğ ettiğimiz kadar kıymetliyiz. Yani ilahi kelimetullah'a vesile olduğumuz kadar. Şimdi de çok kolay. Şimdi hemen derse başlamadan herkes sağ alt köşede paylaş tuşu var. Oradan eşiyle, dostuyla, akrabasıyla paylaşabilir. Her seferinde tekrar ediyoruz. Çünkü yeni yeni katılanlar var. Unutanlar oluyor. Yani çok önemli. Hakikaten çok kıymetli. Günlerdir hep telefonlar geliyor. Daha şimdi hep böyle insanlar istifade ettiklerini söylüyorlar. İnsanlar teselli bulduklarını söylüyorlar. Bu yangına ancak böyle karşılık verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Neredeyse televizyonlar, sosyal medya, şu bu her taraftan yangına körükle gidiliyor. Musibet ikileştiriliyor. Yani şu virüsün şu millete verebileceği bir zararın hududu var, haddi var. Daha ilerisine geçmez. Çin'de, İtalya'da, şurada, burada emsalleri görüldü. Ama şu anda ne yazık ki insanlara öyle bir korku salınıyor ki, öyle bir vaziyet var ki, insanlar koronadan daha çok koronafobi olmuş, psikolojik, ruhi bunalımlara girmiş vaziyette. Yani adamın şimdi bedeni bir hastalığı, bedenindeki bir hastalık mı daha dehşetli sizce? Ruhundaki hastalık mı? Bedeni sağlam olsa, psikolojik bunalımda olsa adam her şeyi var ama hayat zindan oluyor. Öyleyse şu devreyi psikolojimizi bozmadan, ruh, ruh sağlığımızı alt üst etmeden, kendimizi kalıcı sıkıntılara sokmadan atlatmanın yoluna bakacağız. O da neyle mümkün? Şimdi insan ruhu eğer böyle bir merciye dayanmazsa, böyle bir hakikattan kuvvet almazsa, olayın aslını, aslarını, hakikatını ilahi bir bakışla, vahyin ışığıyla ele almazsa dayanacak bir merci kalmıyor. Aynı rüzgarın önündeki yaprak gibi titreyip, rüzgarın önündeki yaprak gibi savrulup, korkularla, telaşlarla, ızdıraplarla hayatını zehir ediyor, cehenneme çeviriyor. Şu anda ne yazık ki toplumun ekmek gibi, su gibi bu hakikatlara ihtiyacı var. Tüm dünyanın ihtiyacı var. Cenab-ı Hak inşallah bir an evvel bu hakikatları dünya insanına ulaştırma, ulaştırmamızı nasip etsin. O zaman zaten musibetlere, belalara, öyle ya, bütün bu sıkıntılara gerek kalmayacak. İnsanlık kendisi bu iman hakikatleriyle uyandığı zaman, biz de bu güzelliğe vesile olduğumuz zaman niye Cenab-ı Hak belayla, musibetle, virüsle, depremle, yangınla tekrar tekrar ikaz etsin ki? Zaten Cenab-ı Hakk'ın bizi ikaz etmekteki gayesi bizi kendimize getirmek. Biz vazifemizi unuttuk ehli iman olarak. Dünya insanına İslam dinini önce temsil etmek, yani yaşantımızla ortaya koymak, sonra da değil mi tebliğ etmekti vazifemiz. Kendi derdimize düştük. Aman evimiz, arabamız, çoluğumuz, çocuğumuz kendi eksenimiz etrafında dönmeye başladık. Kendi şahsi dertlerimiz bizi İslam dininin derdinden uzak tuttu, değil mi? Asıl yaratılış gayemizden uzak tuttu. Dolayısıyla böyle bir tokatla silkelendik. İnşallah kendimize geliriz de dinimizin, davamızın derdiyle dertlenir, insanlığın imdadına koşmak için yeniden kendimize gelir bu musibetlerin de define vesile oluruz. İnşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hem gündüz saat 14'te hem de akşam saat 20'de 20.30'da 20 20.30'da 20, 30'da, 20. 30'da bu derslerimiz devam ediyor. Akşam hem YouTube'dan hem Facebook'tan gündüz de hem Instagram'dan hem Facebook'tan takip edilebiliyor. Eşimiz, dostumuz, akrabamız çünkü insanların şu anda bilmiyor insanlar. Zannediyorlar ki bu kuru teselli. Hayır, işin tam aslı ve hakikati bu. Yani mesele sadece insanları psikolojik olarak rahatlatmak için uydurulmuş hikayeler falan değil ha. İşin aslını, aslarını, hakikatini, lüzumsuz merakın, lüzumsuz korkuların, lüzumsuz telaşların gereksiz olduğunu anlatan hakikatli, akli ve mantıklı bir ders. Ha insan şu dersi aldığı zaman rahatlıyor. Bu ders insanı korkularından, endişelerinden kurtarıyor elhamdülillah. Şimdi Hastalar Risalesi'nin başından başladık. 25 devayı her gün bir deva olarak okuyacağız. Şu anda bugün 7. devaya geldik. Cenab-ı Hak istifademizi küllileştirsin. Çünkü biz alim değiliz, hoca değiliz. Burada şu hakikatlerden istifade etmeye çalışan bir insanız. Paylaşıyoruz beraber. Dua külliyet kesbettikçe, çok insanlar şu manaya teveccüh ettikçe, zihnen, fikren inşallah... Rabbim de şu manaları açar, bize ikram eder, ihsan eder de bununla kalbimiz, gönlümüz nurla, imanla, ihlasla, samimiyetle, ferahlıkla dolar taşar inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 7. deva. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Senin hastalığın sıhhatindeki nimet ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehl Hakikat müttefikan diyorlar ki İnnemel eşya-ü tuğrafu bi ezdadihâ. Yani her şey zıttıyla bilinir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratmaktaki gayesi, maksadı kendini bize tanıttırmak, bildirmek değil mi? Şimdi biz devamlı Cenabı Hakk'ın ayetleriyle muhatap ola ola artık alışmışlıktan gelen, ülfetten gelen bir gafletin içine düşmüş bulunuyoruz. Mesela devamlı nimetlerinin içinde yüzerken o nimetlere alıştığımız zaman artık o nimetler bize sıradan gelmeye başlıyor. Artık o nimetlerin kıymetini idrak edemez hale geliyoruz. Artık o nimetleri hissedemez vaziyete geliyoruz. İnsan demek gafletle, ülfetle alışıveriyor. Ha, Cenab-ı Hakk'ın maksadı, gayesi neydi? O nimetleri bildirmek, tattırmak ve onunla rahmetini, kerimiyetini, rahmaniyetini bize bildirmekti. Ama biz nimeti değil mi? Adeta unutmuş bir vaziyette ülfetle, gafletle o nimetten o nimetin manasından, hakkatından uzaklaşmış bir vaziyetteyken, nimeti birden elimizden alıp, o nimetten mahrumiyetin ne olduğunu bize tattırıyor. Ha, sonra nimeti birden tekrar verince, insan o nimeti iliklerine kadar hissediveriyor. Mesela Ramazan-ı Şerif'teki orucun hikmetlerinden bir tanesi de, nimeti ilahiyeyi fark ettirip, tattırmak, üstündeki ülfet, adet ve yeknesaklık perdesini kaldırmakmış. Çünkü biz artık alışmışız, her elimizi uzattıkça yiyoruz, içiyoruz. Artık normal havadan, sudan, artık değil mi? nimetler kıymetsiz ve sıradan hale gelmiş oluyor alemimizde. Şimdi nimetlerin kıymeti alemimizde idrak edilmeyecek hale gelince, Nimetler sıradan bir hale gelince artık o nimetlerden dolayı Allah'a şükretme ihtiyacı da hissetmiyoruz. Çünkü o nimet bizim için artık bir nimet listesinden düşüyor. Adam kuru fasulye gibi kendini nimetten sayma diyor haşa. Yani bu ifade kuru ekmek insanların nazarında hiçbir değeri hiçbir kıymeti yokken Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak o nimetleri elimizden aldığı anda ha, insan ne yapıyor? o nimetlerin yokluğunun ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu o nimetlerin ne kadar kıymetli ne kadar hayati değeri olduğunu birden ne oldu o nimetlerin değeri bizim nazarımızda yükseldi zaten yüksekti zaten kıymetliydi onlar biz onların kıymetini anladık tam böyle iftara yakın açlık zirvedeyken o nimetlerle birden buluşunca o nimetlerin lezzetini kıymetini insan ilikleri ne kadar hissedip arkasından da o nimetleri gönderene karşı şükran duygularıyla, minnettarlık duygularıyla, mahcubiyet duygularıyla değil mi? ne yapıyor? Devamlı o teravihlerde secdelerle, salavatlarla, şükürlerle, tesbihlerle, tekbirlerle o şükran duygusunu Rabbine ifade ediyor. Şimdi aynı vaziyet aslında. Şu andaki durum da aynı. Biz her gün değil mi tertemiz bir ortamda, virüssüz, sıkıntısız bir ortamda insanlarla kucaklaşıyorduk, el sıkışıyorduk sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, her yerde rahat rahat dolaşırken büyük bir nimetin içinde olduğumuzun farkında değildik. Şimdi alışveriş merkezine gidemiyoruz, sokağa çıkamıyoruz. E değil mi? Sevdiğimiz birisinin elini sıkamıyoruz. Ne oldu şimdi? Bütün bu nimetler elimizden alındı mı? Şimdi anladık. Değil mi? Neymiş? o rahatlık. Şimdi anladık neymiş o hastalıktan, virüsten, mikroptan uzak bir hayat neymiş şimdi anladık. Ve o hayat için Rabbimize şükretmiyorduk. Şimdi Cenab-ı Hak inşallah şu musibeti, şu virüsü kaldırdığı zaman sevdiklerimizle doyasıya kucaklaşıp değil mi inşallah sokaklarımız şenlenip yeniden şu tatlı renkli hayata kavuştuğumuz zaman birden ne diyeceğiz? Elhamdülillah ya Rabbi. Sana sonsuz şükürler olsun. Bir daha bizi şükürsüz bırakıp da böyle imtihan etme diye inşallah Cenab-ı Hakk'a şükran duygularımız, değil mi? Allah'a karşı mahcubiyetimiz, hamdimiz zirveye ulaşacak inşallah. Demek nimetler devam ettikçe sıhhat, sağlık, ikram, nimet devam ettikçe tesirini, kıymetini kaybediyor. Ara sıra alınıp tekrar verilmesi. Şimdi değil mi elektrik var gece akşam oturuyoruz. Her televizyon var, internet var, şu var, bu var. Bir anda elektrik bir gidi veriyor. Allah Allah ya buzdolabında oraya bakıyorsun, oraya bakıyorsun. Karanlıkta insan değil mi bak? Biraz önce o elektriğin, o nurun, o ışığın varlığının kıymetini bilmiyordu. Biraz sonra değil mi şimdi birden elektrikler tekrar geliyor. Bir bakıyoruz Herkes ne diyor? Ya ne büyük bir nimetmiş ya. Hayat ya. Şu elektriği hayatımızdan çekseler hayat durur ya. Bak ne yaptık? Bir anlık yokluğu ne yaptı bize? Devamlı varlığını hissettirdi. Devamlı biz onun varlığı içindeydik ama o varlığı his hissetmiyorduk. Devamlı o nimetin içindeydik fakat o nimetin farkında değildik. Cenab-ı Hak ne yaptı? Ha, bir anda alıverdi ve devamlı onun varlığını onun nimetiyet cihetini bize ihtar edip ondan bizdeki şükür makinesini, minnettarlık duygusunu tahrik edip harekete geçirdi. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta! Senin hastalığın sıhhatteki nimet ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehl-i müttefikan diyorlar ki, اِنَّمَا الْاَشْيَاءُ bi بِيَزْدَادِهَا yani her şey zıttıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Siz şimdi bunlara ekleyin camilerimiz, cumalarımız vardı değil mi? Ne oldu şimdi? Bilmedik kıymetini. Devamlı camiler açıktı. Her gittiğimizde cemaat vardı. Değil mi? Devamlı cumamız hazır bekliyordu bizi. Nazlanıyorduk, uzak duruyorduk. Kıymetini idrak edemiyorduk. O dev gibi camilerimiz değil mi? Ön saftan başka cemaat görmüyordu. Şimdi Cenab-ı Hak ne yaptı? Elimizden aldı mı? Ha, şimdi arıyoruz da bulamıyoruz. Şimdi onun kıymetini idrak ettirmek için Kabetullah'ımız vardı tavaf ettiğimiz, günahlarımızı affettirdiğimiz, Rabbimizi razı ettiğimiz Beytullah'ımız vardı Cenab-ı Hak elimizden aldı. kudüs Şerif'imiz vardı elimizden aldı. Şimdi bütün bu nimetleri elimizden aldı bize de bir ihtar ediyor. Diyor ki siz bu nimetlerin kıymetini bilin, özür beyan edin, tövbe edin, biz kıymetini bilemedik ya Rabbi. Yeniden kıymetini bilmeyi nasip eyle bize. Yeniden dört elle sarılmayı nasip eyle. Bu nimetleri bize tekrar ihsan et diye yalvarın, yakarın. Ben de size tekrar ikram edeyim diye Cenab-ı Hak aslında şu hadiselerle bu manayı bize ihtar ediyor, hatırlatıyor. Madem Fatır Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek. Bakın ihsan var bir de ihsas var. Bu iki kelime önemli. Şimdi ihsan var, ikram var ama ihsas yoksa o ikram, o ihsan hiçbir şey ifade etmez. Şimdi diyelim her gün yemek yiyorsunuz, her gün su içiyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimeti bu su. Şunu çekseniz hayat biter. Fakat her gün içtiğimiz için, elimizin altında olduğu için bu nimetin farkında değiliz. İhsan var ama ihsas yok. Yani hissetmiyoruz. Bir şeyin hissedilmesi onun zıttına bağlıdır. Yani beyaz tahtaya, beyaz tebeşirle yazsanız gözünüz o yazıyı hissetmeyebilir, fark etmeyebilir. Ama siyah tahtaya, beyaz tebeşirle yaptığınız zaman zıttının üzerine yazıldığı için ne yapar? Net bir şekilde görünür. Şimdi Cenab-ı Hak mesela Ramazan-ı Şerif'te normal vakitte hep su içiyoruz, hep yemek yiyoruz. Değil mi? Tok vaziyette üstüne yemek yiyoruz, hissedilmiyor, fark edilmiyor, kıymeti anlaşılmıyor. Ama açlığın üzerine, değil mi? İftarı yazdığı zaman ne yapıyor? O iftar nasıl hissediliyor? Değil mi? Susuzlukta yazın güneşin karşısında Böyle kurumuş vaziyetteyken, ağzın dilin kurumuş vaziyetteyken suyu ihsan edince insan herkesin dilinde duyuyor, değil mi bunları? Ya şu su ne kadar büyük bir nimet arkadaş. Böyle bir nimet yok diye herkes bunu ifade ediyor. Şimdi sadece su o zaman mı nimet? Her zaman nimet. Ama ihsan her zaman var ama ihsas yok, ihsas. İhsas deme hissetmek, fark etmek i̇hsan olsa, ihsas olmasa şükür olmaz. Ha, şükür olması için hem ihsan lazım, hem ihsas lazım. Ha, şimdi Cenab-ı Hak bize hep ikram etmişti. Hep ikram ediyor. Değil mi? Şu hayatı ne yapıyorduk? Tatlı bir vaziyette yaşıyorduk. Hep ikram ediyordu, ihsan ediyordu. Fakat o nimetlerin içinde biz ihsas edemiyorduk, hissedemiyorduk. Şimdi hissettirecek. Şimdi herkesi evlerine tıkadı. Sonra değil mi? Dışarıda deniz var, dağ var, bahar var. Şu anda her taraf rengarenk, bütün güzellikler gözümüzün önünde. Her taraf güzelleşmiş. Fakat bizi dört duvarın içine hapsetti Cenab-ı Hak. Bir virüs vesilesiyle hapsetti. Bütün her sene gördüğümüz o güzellikleri, her sene kıymetini bilemediğimiz, her sene hissedemediğimiz o güzellikleri şimdi elimizden aldı mı? İnşallah virüsün arkasından birden gözümüzü açıp şu dünyanın ne kadar güzel olduğunu, Rabbimizin ne kadar büyük nimetleri bize ikram ettiğini, değil mi? Adeta her tarafımızın nimetlerle donatıldığını birden fark edeceğiz inşallah. Ve Cenab-ı Hakk'a şükran duygularla dolup taşıyacağız. Yani bu virüs yaratılış gayemize çok hizmet edecek. Bu virüs bizim uyanmamıza çok vesile olacak inşallah. Madem Fatır Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk, etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hassiz enva nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki, elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri, musibetleri, virüsleri, has değil mi? Depremleri, yangınları da ne yapacak? Verecek. Ta ki şimdi bugün okudum yine de. Şimdi şu var. Cenab-ı Hak kuluna bir sürü özellikler yüklemiş. Bu özelliklerin ortaya çıkmasını istiyor. Mesela adam bir jip yapıyor. Arazi jipi. Test yapıyor bunu. Götürüyor dağda, karda, çamurda, derede, taşta. Zorlu arazi şartlarında test ediyor. Niye? Asfaltta test etse ya? Şimdi ona yüklediği bütün özelliklerin karda, değil mi? Kaygan zeminde, yağmurda, taşta, arazide, inişte, çıkışta, bayırda kaldığı zaman çamur asaplandığında bir sürü özellikler yüklemiş. Bu özelliklerin tamamının ortaya çıkması için bunun testi böyle inişli çıkışlı zorlu şartlarda arazi şartlarında olması lazım. Yoksa düşünün mesela bir sürü özellikler var. Arazi vitesleri var. Değil Yokuş destekleri var. Bilmem şunlar var, bunlar var. Bir sürü özellikler var ama adam arabayı almış, sadece işten eve evden işe asfaltta gidip geliyor. Onun dışında ne oldu şimdi? Düşün bin tane özelliği varsa 900 tane özellik israf oldu. Hiç kullanılmadan, hiç düğmesine bile basılmadan, hiç ona ihtiyaç hissedilmeden arabayı es eskittik, çöpe attık. Şimdi o araba israf oldu mu? Aynı onun gibi. Şimdi Cenab-ı Hak insana çok özellikler yüklemiş. Ve her şartta, her halde, her vaziyette insanın ortaya çıkan özellikleri var. O yüzden hayatı tek düze, hep istirahat döşeğinde, hep sağlık içinde, hep sıhhat içinde devam ettirse o yüklediği bir sürü özellikler israf olacak. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Hayatı çok inişli çıkışlı. Hayatı değil mi zorlu şartlarda, devamlı bizi ne yapıyor? Halden hale, şekilden şekile, vaziyetten vaziyete sokuyor ki bizdeki o özellikler, o istidatlar, o kabiliyetler kullanılsın, ortaya çıksın, inkişaf etsin diye. Şimdi mesela değil mi? Çaresizlikler, sıkıntılar sabretmeyi öğretiyor bize. Sabır kuvvetimizi geliştiriyor. Değil mi? İnsanların, insanların çaresizliği yardımlaşmayı öğretiyor bize. Daha bir, daha bir sürü özelliklerimiz, güzelliklerimiz, insani duygularımız bu hadiselerle, bu şartlarda ortaya çıkıyor. Ha şimdi Allah aşkına kaç kişi şu sohbeti bu saatte dinleyecektik bu hadiseler olmasaydı, şu virüs olmasaydı kaç kişi bu hakikata kulak verecektik? İnanın çok insanlar var. sahir vakitte defalarca çağırdığımız, davet ettiğimiz halde işler yoğun, fırsatım yok, ayıracak vaktim yok, şöyle böyle diye 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 inanın ölümden bahsettiğiniz zaman hele şimdi dursun daha ölüm var, genciz, daha sağlığım, zıhatim de yerinde diye herkeste bir gaflet, herkeste başını dünya işlerinin kumuna sokmuş vaziyette hakikatlardan gizlenmiş bir vaziyet ama ikaz edilemeyecek neredeyse uykunun en derin perdesinde bir vaziyetteydik. Şimdi ne yaptı? Bir virüs hayatımızın ortasına bomba gibi düştü. Ve değil mi? Hep ileriye attığımız, hiç kendimize yakıştıramadığımız, hep genciz, şöyleyiz, böyleyiz, sıhhatliyiz, sağlıklıyız, daha var diye hep ötelediğimiz ölümü ensemizde, çok yakınımızda, parmaklarımızın, ellerimizin arasında bizi tehdit eden virüsle hissettik. Bizi silkeledi. Birden şu bütün himmetimizle, gayretimizle peşinden koştuğumuz, adeta her şeyimizle kendimizi ona tapuladığımız dünyanın beş para etmediğini. Kapıda arabalar bekliyor. Değil mi? Evimiz, işimiz, paralarımız, banka, şu bu her hepsi duruyor ama virüs hiçbirini dinlemiyor. Virüs ne mevki tanıyor, ne makam tanıyor, ne para tanıyor, ne pul tanıyor. Hiçbirini dinlemiyor. Gelip alıp götürüyor. Ha öyleyse mevkilerin, makamların geçmediği, Değil mi? Paraların, pulların, arabaların, evlerin sayılmadığı, beş para etmediği bir yere gidiyoruz. Ahiret, değil mi? Ahiret provası. Mahşer provası bu işte. Ha, demek ki mahşere hazırlanmamıza vesile oluyor bu virüs. O cihetten baksak var ya. Şimdi inanın ahirete gideceğiz. Ahirette bize hayat şeridimiz gösterilecek. Çoğumuz ne diyeceğiz biliyor musunuz? Virüsten önce ve virüsten sonra diyeceğiz. İyi ki hayatımızın ortasına bu virüs düşmüş diyeceğiz. Yoksa biz ne kadar dilimizde dünya fani desek de dünyada ebedi kalacak gibi tapula, tapulanıp dünyaya yapışıp kalmıştık. Bir türlü dünyanın fani olduğunu anlayamıyorduk. Hocalar anlatıyordu, ayetler anlatıyordu, hadisler anlatıyordu. Fakat bir türlü anlayamıyorduk. Virüs geldi, bize bir anlattı, bizi bir silkeledi bize dünyanın fani olduğunu, malın, paranın, mevkiin, servetin hiçbirinin beş para etmediğini öyle bir ders verdi. Hayatımızın rotasını değiştirdi. Ve virüsten sonraki hayatımız bize ebedi hayatı kazandırdı diyeceğiz inşallah. Yani hepimiz şu virüs devresini, şu sıkıntıyı, şu musibeti, bu krizi hep beraber fırsata çevirmek için değil mi? Adeta birbirimizi ikaz etmekte yarışalım kendimize gelelim. Zaten biz uyandık mı Cenab-ı Hak o virüsü üzerimizden kaldırır. Alır o tehdidi. Niye? Çünkü zaten uyandırmak için gönderilmişti. Uyandırma servisiydi. Uyandı mı ne yapıyor? Servis vazifesini yapmış oluyor. Sizin uyandığınızdan emin olunca artık bir daha sizin telefonunuzu çaldırmıyor değil mi? Eskiden uyandırma servisleri vardı. Madem Fatır Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve daima insanı şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hassiz enva nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Şimdi bütün nimetlerden istifade edecek cihazları değil mi en azami derecede insana takmış olması. Bütün bu nimet sofrasını bizim için serdiğine delil değil mi? Yani bir sultan bir sarayın bütün odalarını hazinelerle doldursa, anahtarlarının da tamamını sana verse. Bu ne demektir? Sana saraydan daha çok değer veriyorum demek değil midir? Sana saraydan daha çok değer verdiğinin fiili ifadesi ispatı değil midir? Başkaları da var bu sarayda bizimle beraber. Hayvanlar var, melekler var, bitkiler var, diğer mahlukat var. Ama onlarda bizim kadar anahtar yok. Kimisi sarayın bahçesine girebiliyor, kimisi avlusuna girebiliyor, kimisi birkaç odaya girebiliyor. Ama bütün hepsinden istifade edecek cihazlar bize takılmış. Şimdi renklerin, manzaraların envai çeşit güzelliklerinden istifade edecek insan gözünden başka bir göz var mı? Seslerin envai çeşit tadını, lezzetini, zevkini tadabilecek, hissedebilecek insan kulağından başka var mı? Hakikatların bütün inceliklerine girip, kainattaki bütün hadiselerin arkasında Cenab-ı Hakk'ın isimlerini okuyup bulacak insanın aklından kalbinden başka değil mi? başka bir mahlukatta böyle bir cihaz var mı? Öyleyse ne demektir bu? Biz yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın muhatabıyız. Allah bizi muhatap almış. Fakat biz bir türlü onu muhatap alamıyorduk. O bizi muhatap almış huzuruna çağırıyor. Biz bir türlü onun huzuruna kıymet ve değer veremiyorduk. Ha, şimdi kendimize geleceğiz silkeleneceğiz. Bizi huzuruna çağıran değil mi? Neydi? Musibetler dergahı ile ilahiye sevk eden birer kader kamçısıydı. Bu cümleyi her gün tekrarlayacağız inşallah. Herkesin zihnine kazınsın bu cümle. Çünkü Cenab-ı Hak dergahına çağırmak için musibeti yollamış. Git kullarımı topla da getir diye. Kullarımı seccadenin başına dik. Ellerini kaldırsınlar ama bu sefer daha şiddetli bir mahcubiyetle, daha samimi bir duruşla, daha ihtiyor. Demek Cenab-ı Hak bir vazifeli göndermiş, bir dellal göndermiş, bir değil mi teklif eden bir çağırıcı göndermiş bize. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimet ilahiyeyi hissedip şükür eder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete, belki sefate sarf ederdin. Allah Allah. Şimdi buradakilere sıralayın siz. Değil mi? Şimdi şu virüs olmasaydı, biz birbirimizle tokalaşmanın, sarılmanın, değil mi? Sokaklarda rahat rahat gezmenin, değil mi? Dağlara, kırlara pikniğe gitmenin, şehir şehir, ülke ülke dolaşmanın, her yerde rahat rahat gezmenin nimetini, kıymetini bilemeyecektik ki ya. Ne oldu şimdi? Bak şimdi anladık. Ve bu nimetin kıymetini anladığımız nereden belli olacak? Bundan dolayı Rabbimize teveccüh edip tazaru ile niyaz ile inşallah o nimeti de şükürle eda ettiğimiz zaman o virüs vazifesini bitirmiş olacak zaten. Yani şimdi hastalıklar insanları ikaz etmek, uyandırmak için Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiş ya. Şimdi diyelim eve bir tamirci geldi. Kombiyi tamir edecek. Sen şimdi adama zorluk çıkarırsan adamın işi uzar gitmez değil mi tamirci evden? Bugün, yarın, ertesi gün ama adama yardım edersen bir an evvel vazifesini yapar gider. Şimdi bizi tamir etmeye biri geldi. Adı virüs. Tamir ediyor, fabrika ayarlarına döndürüyor. Bizi yaratılış gayemize hizmet eder vaziyete çeviriyor. Şimdi bizden Cenab-ı Hak diyor ki yardım edin diyor. Madem gitmesini istiyorsanız onun vazifesine yardım edin. O sizi gafletten uyandırmak için geldi. Uyanın, uyanmaya çalışın, Kur'an'a kulak verin, Değil mi? Ha kendinize gelin. O zaman o zaten ne yapmış oldu? Vazifesini ifa etmiş oldu. Vazifesini ne yapar? Sağlığa, sıhhate, nimete yerini bırakır, gider. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah yarın 8. deva ile devam edeceğiz. Akşam da 20.30'da inşallah hem YouTube'dan hem Facebook'tan dersimiz devam edecek. Paylaşalım, insanlara ulaştıralım insanları bu hakikatlara çağıralım davet edelim hem kendimizi affettirmeye hem de insanlığı affettirmeye vesile olalım inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.